Abidinpaşa Spor Kulübü'nden Hasan'la birlikteyiz. Hasan, maça hızlı başladınız. İlk yarı gol yemeden tamamladınız. Maçı da genel olarak iyi oynadınız. Evet. Farklı bir galibiyet aldınız. Maç hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Şimdi ilk sezona başladığımız zaman ilk 3 hafta oyuncularımı denedim. Daha sonra dedim ki bunlarda bir kolektif futbol anlayışı yok. Bunlara biraz pas çalıştırdım. Güzel kolektif, ileri long pas, güzel bir top, güzel bir maç çıkartmak istedim yani. Faulsüz, fark ettiyseniz 28. dakikada ilk faul yaşandı. Yani dostluk kazansın istedim daha çok. Hem karşı tarafta yeniymiş herhalde, onlar da iyi bir alışsınlar, iyi bir ısınsınlar istedim. Takımın bu sezon hedefi var mı Abidinpaşa Spor Kulübü'nün? Ben birkaç maçına çıktım Abidinpaşa'nın. Bu üçüncü maçım galiba. Daha iyi oynamaya başladı. Daha bol gollü maçlar oluyor. Daha iyi anlaşmalar var takım arasında. Evet. Hedef var mı bu sezon? Tabii ki. Hedefimiz ilk ikiye girebilmek. Hani elimizden geldiğin en iyisini yapacağız. Ama öncelikle taraftarımızın da bizi buraya desteklemesini ve gelmesini istiyoruz. Umarım önümüzdeki maçlarda 06.30 Abidinpaşa Spor Kulübü'nün taraftarları buraya gelip ateşli bir gösteri yapıp takımımızın her maçında kazanmasını sağlatacaktır inşallah. Bunları bekliyoruz. Takımda bugün performans olarak öne çıkan en iyi isim kimdi? Valla ben kalecimizi beğendim. Önümüzdeki maçlarda da ilk 11'de, ilk 7'de o kalecimizi alacağız Berkan'ı. Onun dışında biraz da özel hayatımdan bahsetmek istiyorum. Beni Jennifer Lopez'le anıyorlar ama öyle bir şey yok. Aramızda hiçbir bağ yok. Ben kendime özgü bir insanım ama tabii teklifleri de değerlendireceğim. Ya baba senin yaşın kaç ya? Sorsana bir ya. Lepe genç kardeşim, Jennifer Lopez senin neyine? Jennifer Lopez de eşsiz biz ya. 40 tane olsun bir tanesini vermemen lazım. Yanlış anlama ya. Eyvallah. Öyle bir kardeşsin. Başarıların devamını diliyorum. İyi çok akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herkese dostluk kazansın diliyorum. Öğrencisi Hamza. Los Angeles'tan Yusuf'la birlikteyiz. Biraz önce sormuştun arkadaş, biraz unutkan. Maç hakkındaki düşünce nelerdir? Ya, maç hakkındaki düşüncelerimiz şimdi arkadaşlar biraz daha profesyonel. Hani futbollar bu kardeşim çok iyi anlıyor. Güzel bir teknik direktör. Pas oyunumuz yoktu. Bak arkadaş biraz önce röportajını izledim oradan sen video çekerken. Ben de izledim. Ne konuştuğunu dinledim yani. Pas oyunu öğrettim dedi takıma. Baktım bunlar biraz dedi hani odunlu gibisinden konuştu. Biraz yonttuk dedi yani. Biz daha da odunuz. O yüzden yok, yonturmuş odun. Gayet yonturmamış güzel. Odunun içinden geçti. Bu olabilecek bir şey futbolda ama biz de kesinlikle kendimizi geliştireceğiz. Hocama teşekkür ediyorum. Hocamın görüşlerini alalım. Vallahi ben sizi gerçekten hani dostluk içinde oynadığınız için gerçekten sportmen şekilde buldum yani. Güzel yani hani bir maçta bu kadar az faul olması sence de ilginç değil mi? Çok çok hoş. Hırs yok yani biz evet. Oynamaya çalıştık. Bu adamlar oynadı, kazandı yani. Sert bir şey yoktu yani kardeşim. Başka sorun var mı? Ya sizde kalan maça da ben başarılar diliyorum. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Biz de arkadaşları tebrik ediyoruz. Başarılar umarım diliyoruz. Diğer sağ maçta tekrar böyle İnşallah dostluk İnşallah daha devam edeceğiz abi. Bunlar bizi vazgeçiremez. Kaçtı maç? Bilmiyorum onu. 10 küsür. Arkadaş bak kenardan izledi sayamamış. Ben nasıl sayayım maç içinde? Olabilir, sıkıntı yok. İnşallah bir dahaki maça. Teşekkür ediyoruz kardeşim.